İki gün önce ahtapot yiyorduk. Bugün kuru fasulye yapıyoruz. Bunu bana yapan hayat size ne yapmaz ki? İki su bardağı fasulye. Hemen üstüne su. Yalnız baştan söyleyeyim, klasik fasulye yapmıyoruz. Salça yok, soğan yok. Sucuklu, değişik bir kuru fasulye yapıyoruz. Mutlaka tatmanız gereken. Kapağını kapat. Sabaha kadar bir gece kuru fasulyeyi bekletiyoruz. Oldu. Bir gün sonra fasulyeyi süzerek ocağın altı en güçlü şekilde yanıyor. Hemen bir tencere. Fasulyeler oyuna. Çok basit bir tarif yapıyoruz ama inanılmaz lezzetli olacak. Fasulyeye geçecek kadar su. Barbaros nerede Koray? Bugün ahtapot yok. Kuru fasulye ver. Barbaros'u bulamadık. Kaynamaya başladığı anda üstündeki şu kefleri, köpükleri alıyorum. Ocağın ısısını orta ateşe alıyorum ve kapağını kapatıyorum. 35-40 dakikadır pişiyor. Hemen şöyle bir tane alalım. Bakalım ayrılıyor mu? Evet, ayrılıyor ama paramparça olmuyor. Demek ki pişmiş. Bana haşlanmış fasulye lazım bu tarif için. Bir çelik tencere. Çelik tencere bu tarife çok yakışır. Klasik bir kuru fasulye yapmıyoruz. Soğan olmayacak. Hemen 1 2 yemek kaşığı tereyağı. 50 gram en az. Tereyağın kararmaması için, yemeğin kötü bir görüntüde olmaması için 1 2 yemek kaşığı zeytinyağı. 2 kangal sucuğum var burada. Bana 200 gram en fazla, 150 gram en az sucuk lazım. 379 gram diyor. Hemen bunun yarısı. Yarısı demek ki yeterli olacak. Geçen telefonum çaldı. Hiç uzun zamandır görmediğim bir arkadaşım var. Diyarbakırlı. Demesin mi Koray, İstanbul'dayım. Görüşelim mi? Dedim neredesin? Yenikapı etkinlik alanındayım diyor. Dedim hayırdır lan, mitinge mi gittin? Senin işin olmaz öyle şeyler. Yok dedi. Biz dedi biliyorsun Diyarbakırlıyız. Fabrika var bizde, sucukçuyuz. Orada tanıtımını yapıp satıyoruz. Bu arada Yenikapı'da tanıtım günleri oluyormuş. Galiba bugün de Kars günü. O gün de Diyarbakır günüymüş. Bu arada sucuğu soyduk. Ben de bilmiyorum nasıl bir sucuk olduğunu. Bugün ilk defa tadacağız. Dedi gelsene. Böyle kanal manal olduğunu da bilmiyor bende. Ben söylemiyorum yani arkadaşlarımın. Yakın görüşmediklerim bilmez. Kıramadım da. Beni artık tanıyan tanıyor biliyorsunuz. Fazla bir yere gitmem böyle çağrılan. Kahve içmeye çağırdıkları zaman bile yük olmak istemem, kimseye gitmem. Çocuk bana bunun gibi inanın 15 tane kangal sucuk hediye ediyor. Yani almıyorsam bir türlü almıyorum. Almayınca sucukları şöyle ortadan da ikiye bölelim çünkü çok büyük oldular. Ben de bizim mahalledeki ihtiyacı olan bir ablamız var. Birkaç tane böyle yer var. İki tanesini kendim ayırdım, öbürlerini verdim. Şimdi sucuğun yağ baharatı geçsin diye hemen sucuklar. Hediyenin hediyesi olmaz belki ama iyi bir yere gitti. Ben ne yapacağım bu kadar çok sucuğu? Allah'a şükür biz alabiliyoruz. O yüzden hakkını helal etsin. Söyledik çünkü kanal vardı, izliyordur. Sucuklar iyi yere gitti Ahmet. Şöyle sucukları yiyip istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. 3 tane kocaman sivri biber. İsteyen bir tane de kapya biber kullanabilir. Şöyle ortadan ikiye keselim. Daha sonra yanlamasına. Şu içlerini kullanma. Şöyle üstünden geçip küçültüp biberler oyuna. Şu barbarosu bir arayalım mı? Ahtapot var deyince hemen geliyor. Bakalım yemekte kuru fasulye var deyince gelecek mi? Ne dersiniz? Şöyle 2 dakika boyunca biberler kendine gelene kadar pişsin. Biz de bu arada barbunu sayalım. Baharat olarak zerdeçal kullanacağız. Koray zerdeçal mı falan demeyin bak. Mutlaka zerdeçal. Kırmızı toz biber. Tuz. Karabiber. Bu arada lafımızı yemeyelim. Barbaros'u arayalım. Şöyle gözükmesin numarası. Yahucuklu Barbaros. Bakalım ne diyecek. Hoparlörü de açalım. Şöyle çevirelim. Bakalım ne diyecek. Efendim? Ne haber Barbaros? İyiyim. Ne yapıyorsun? Neredesin? Ne yapalım ya? Bir arkadaşlarlayım ya. Hayırdır? Ne oldu? Oğlum yemek var. Gelsene yemek yiyelim. Hayır. Bana bak. Ne yaptın lan? Ne yaptın? Ne var? Bu
Kuru fasulye. Kuru fasulye mi var? Sanki şimdi arkadaşlarla beraberim ya. Oğlum, ayıp olmasın ya. Geçen ahtapotun ağzını duyduğunda sahnesinde buradaydı. Kalabalık ya, ayıp olur ya. Şimdi kuru fasulye. Kalkamam kanki, şimdi ayıp olur arkadaşlara. Tamam peki. Yalnız tamam. Sana kötü bir haberim var. Telefona hoparlör açtım. Çekim yaparken konuşuyoruz. Görüşürüz, izlersin. Hadi görüşürüz. İzleyemem. Bana bak, böyle bir şey yok. Tamam, yakışık. Yakışıklı Barbaros. Görüşürüz Barbaros. Oğlum bak sakın ha. Bu lisede de böyleydi. Şöyle yarım çay kaşığı zerdeçal. Fazla değil bak. Yarım çay kaşığı. Yarım çay kaşığı karabiber. Ulan Barbaros. Bir. İki çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir çay kaşığı tuz. Karıştır. Ulan Barbaros, şaka bir yana. Barbaros, delikanlı Barbaros, yavuşlu Barbaros. Gel desek gelir. Takıldık sadece. Şu görüntüyü görüyor musun? Kır yumurtayı ye. Öf. Şimdi buna hemen fasulyeler. Şöyle bir karıştır. Ama buna biraz daha kırmızı toz biber atalım. Şu iki çay kaşığı daha ister belli. Acı isteyen varsa biraz kırmızı pul biber. Karıştırmaya devam et. Karıştır. Sıcak su fasulyeyi geçecek kadar şöyle yandan. Evet. Sucuk, kekik sever. Şöyle iki çay kaşığı kadar hemen kırarak. Acı biber tamamen isteğe bağlı, tercihinize bağlı. Acı isteyen acı atabilir. Varsa yoksa kullanmasanız da olur. Biberiye kaynamaya başladığı anda kapağını kapat. Altını kıs. 15-20 dakika pişirmeye bırak. Rendenin en kalın tarafıyla kabuklu bir şekilde. Trabzon maçı sevdiğimde yine kalitesiz, ligin en kötü topunu oynayan, iddia yapanlar için Trabzon tam bir hastalıktır. Her zaman yatırır, her zaman. 1,5 salatalık gibi düşünebilirsiniz. Şurada göz hakkı. Bir sarımsak. Onu da rendeleyelim. Tuz. Ne kadar seviyorsanız o kadar. Tuz. Ben sulu bir cacık yapacağım. Onun için ev yoğurdu kullanıyorum. 1 2 3 4 5 yemek kaşığı yeterli olur diye düşünüyorum. Hadi bir tane de benden olsun. Çok az. 1 2 3 yemek kaşığı. Bu tamamen sizin nasıl sevdiğinizle alakalı. Kuru cacık yapmak isterseniz süzme yoğurt kullanabilirsiniz. Şu an benim tam istediğim gibi oldu. Sulu sulu yemek istiyorum ben. Biraz üstüne renk gelsin. Ev cacığımız hazır. Nasıl oldu? Vallahi mis gibi sarımsak kokuyor. Bir bakalım mı fasulyemize? Şunun bir tadına bakalım artık. İlk lokma her zamanki gibi sizin. Açın ağzınızı. İnanılmaz sıcak. Yalnız kendime hemen bir eleştiri. Çok az tuzu koymuşuz. Tuz çok az. Tuzu daha çok koymak lazım. 3 parmak tekniği. Şunu yapmazsam kendimi asla affetmem. Asla. Bir de sucuk yakala şuradan. Evet. Esas şunun bir tadına bakmak lazım. Tuzu dökünce işin şekli değişti. Çok sıcak yandık. Hemen cacıkla ferahlayalım. Ben mi bilmiyorum. Cacık çok seviyorum ama müthiş bir şey. Müthiş bir yiyecek. Vay be. Sulu sulu. Daha fazla uzatıp kimsenin canını çekmeyeyim. Ben Trabzon maçı izlemeye gidiyorum. Bir sinirlerim bozulsun. Şöyle rezalet bir maç izleyeyim. Sonra Trabzonlar kızıyor bana, Trabzonlu arkadaşlarım. Rezalet top oynuyorsunuz. İzleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum mu zannettiniz? Tabii ki unutmadım. Ve hiç unutmayacağım. Hepimize en sağlık. Tekrardan herkese selamlar.